Bedel ödemeyi göze alırsanız istediğinizi söylemekte serbestsiniz. Ama birilerinin de tarihe not düşmesi gerekiyor. Bakın bugün eski bakan Mustafa Varank'tan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Hani deprem sırasında Şubat ayında, Mart ayında konuşuyorduk ya, yakınını bulamayanlar var, alelacele defnedilmiş cenazeler var diye. O günlerde yetkililer suskundu. Aradan işte Şubat, Mart, Nisan, Mayıs... 4 Haziran'da sayın 5 ay geçti. Eski bakan komisyonda dedi ki bugün. Evet. Bizim DNA testi yapamadan defnettiğimiz cenazeler oldu. Bu Ankara, Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. 1 milyondan fazla bina hasar aldı. <laughs> Depremde yakınlarını kaybedenler hala yaşam mücadelesini sürdürüyor. Diğer yanda ise hala yakınlarının cenazesine ulaşamayanlar var. Sadece Hatay'da binden fazla cenazenin kimlik tespiti yapılamadı. Babası yoktu. Babası yoktu. Deprem felaketi Meclis Sanayi Komisyonu toplantısında da gündemdeydi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının neden hala tam olarak tespit edilemediğini sordu. Yanıt Komisyon Başkanı Mustafa Varank'tan geldi. Kimlik tespitleri olmayan hususlar halen devam ediyor. Ama sadece deprem yaşamadık. Bazı binalarda çok büyük yangınlar yaşadık. Yangınların olduğu binalarda DNA kalıntısının olmadığı, maalesef DNA tespiti yapamadığımız cenazeler oldu. Deprem bölgesinde çok sayıda yabancının yaşadığını söyleyen varak bunun da kimlik tespitini zorlaştırdığını söyledi. Aslında ben o anları birebir yaşadım ama Şimdi tweet atmak, trat atmak onlar bizim işimiz. Muhalefet vekilleri de tweet atıyor, eleştiriyor, pahalı demiş Ali Rıza Bey. Haklı da daha etkili muhalefet istiyor vatandaş. Ben de bunu söylüyorum zaten ama her partiyle, her muhalefet partisiyle ilgili bu eleştiri. Veri açılığın Saçılığın bir tahmini var geleceğe dair. Mehmet Şimşek sonuna kadar zamları yapacak. Acı reçeteyi halka içirecek. Sonra... Sonra bu ee, yaşadığınız sıkıntının sebebi Mehmet Şimşek'tir de denilebilir. Kendisine teşekkür edilip e, görevinden alınabilir belki. Bugüne kadar hep böyle olmadı mı? AKP iktidarlarında hep bir suçlu bulundu halkın karşısında. Hep suçlu olarak gösterilen bazı isimler oldu ama sistem devam ediyor. Kurulan sistem devam ediyor. Bir rüşvet ağı soruşturmasından söz edeceğim size. Orada herhalde Rüşvet çarkına bir çomak sokan olmuş bilmiyorum. Ergani Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Eren'in ilçedeki güvenlik korucusu alımlarında kurduğu rüşvet ağının ortaya çıkmasının ardından Binbaşı Eren tutuklandı. Rüşvet soruşturmasını da genişletti savcılık ve şu sonuca vardı. Diyarbakır İl Jandarma'da çok sayıda askerin batıdaki illere tayin işlemleri parayla, rüşvetle gerçekleştirilmiş. Jandarma komutanının tutuklandığı rüşvet ağı soruşturması genişliyor. Ergani Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Eren, güvenlik korucusu alımlarında rüşvet ağı kurdu, tutuklandı. Savcılık soruşturmayı genişletti. Tayin işlemleri sırasındaki para hareketliliğini de takibe aldı. İddianamede yer alan tapelere göre Diyarbakır Jandarma Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda çok sayıda askerin tayin işlemleri de parayla gerçekleştirildi. İddianame hazırlandı. 300 sayfalık iddianamede 9 kişi mağdur, 2 kişi ise şüpheli mağdur olarak yer aldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Binbaşı Ahmet Eren'le operasyonda ayrıca Soner Eren, Ali Çalın, Yıldırım Anlı, Ali Kaymaz, Esveri Taş, Lame Eken gözaltına alındı. 4 gün süren gözaltı sonrası 5 kişi serbest bırakıldı. Binbaşı Ahmet Eren ve Subay Soner Eren tutuklandı. Soruşturma, Genç Parti Ergan İlçe Başkanı Sedat Nebioğlu'nun güvenlik korucusu alımlarında rüşvet istendiğine yönelik ifadesinin ardından başladı. Dertleşiyoruz işte konuşuyoruz bilmem iyi geliyor mu çok bunalmış olanlar var gündemden başımıza gelenleri esprili bir dille yazıp gönderenler var 2073 seçimlerinden ümitliyim ben demiş bir izleyicimiz 2073'e kadar yaşarsak görürüz bazı şeylerin değiştiğini diyor yılgınlığa yer yok hayatımızda umut olmazsa yaşanır olmuyor hayat fakat umut ederken bir taraftan da mücadele etmeli elimizdekileri koruyabilmeli en azından. Özgürlüklerimizi, yaşam standartımızı elimizden geldiğince Cumhuriyet'in kazanımlarını, değerlerini, bu ülkenin zenginliğini. Her şey satılık biliyorsunuz. Sırada son kalanlar var. İzmir'deki liman mesela, Alsancak Limanı. Alsancak Limanı'nın Arap sermayesine satılacağı iddia edilmişti. Ulaştırma Bakanı da evet doğrudur demişti. Cumhuriyet Halk Partisi tepki gösterdi bu satışa. Milli egemenliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı zedeleyecek işlere girmeyin. Bu ülkenin limanlarını yabancılara peşkeş çekmeyin. İzmir'in malı İzmir'de kalsın. Türkiye'de devletin işlettiği tek liman İzmir Alsancak Limanı'nın hakları dost ülkelere satılıyor. CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat konuya dair soru önergesi vermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu iddiaları doğruladı. Son 1-1,5 bir, bir aydır yani seçimden itibaren İzmir Limanı'na Varlık Fonu yöneticileri ve e, Abu Dhabi firması, Birleşik Arap Emirlikleri firmasının gelip tespit yaptıklarını biliyoruz. Israrlı sorularımız sonrasında, kaçamadan evet görüşüyoruz, satıyoruz dedik. Yapılan uluslararası değerlendirmelere göre İzmir Limanı 52 milyon dolarlık bir yatırımla dünyanın en önemli aktarma limanlarından birisi. Ancak 2007 yılından bu yana limana hiçbir yatırım yapılmamış. Dünyanın eşsiz limanlarından biriydi. Yıllar içerisinde hiçbir yenileme yapmadan ölüme terk edilmiş, değersizleştirilmeye terk edilmiş bir liman haline dönmüştür. Biz buna karşıyız. Değersizleştirir, Ondan sonra peşkeş çek. Liman 156 yıl önce Osmanlı Devleti tarafından yabancılara verildi. Şimdi satılırsa bir kez daha yabancıların eline geçmiş olacak. Bu arkamızda gördüğünüz liman Osmanlı zamanında İngiliz ve Fransızlara verilmişti. Mustafa Kemal Atatürk tüm borçlarını ödemiş, limanımızı İngiliz ve Fransızlardan almış ve millileştirmişti. Şimdi AKP iktidarı Araplara vermek istiyor. Alsancak limanını yabancılara satmak, satmak için teklifte bulunmak da İzmir'e ve İzmirlilere ihanettir. E sorsanız liman ne ki? Gerekirse borçları ödemek için cami bile satıyoruz diyecekler midir? AKP'li Bayrampaşa Belediyesi borçlarına karşılık cami satma kararı aldı. Aynı şeyi bir CHP'li belediye yapsaydı iktidar medyasının manşetleri nasıl olurdu? Siz söyleyin lütfen. Mülkiyeti belediyeye ait caminin yerinin satışı suretiyle borçlarından kurtulması, zararını bu yolla gidermeye çalışması asla kabul edilebilir değil. AK Partili Bayrampaşa Belediyesi vergi borcuna karşılık iki camiyi satma kararı aldı. CHP'li üyeler karşı çıktı. AK Partili belediyeler milyonlarca liralık desteklere rağmen borç girdabından kurtulamıyor. Belediyelerin çözümü ise daha fazla taşınmazı satmak oluyor. Bayrampaşa da bu belediyelerden biri. Belediyenin yaklaşık 51 milyona belediye iştiraki şirketi olan Baypaş'ın yaklaşık 50 milyona ulaşan vergi borçlarına mahsuben mali hazinesine sattı. Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı oturumunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün teklifi görüşüldü. Bir gün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre AKP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilen teklifte belediyeye ait iki taşınmazın satışı vardı. Ticari hiçbir karşılığı olmayan, gelir getirici özelliği bulunmayan, kamusal bir alan olan cami ve arazisinin vergi borcuna karşılık olarak maliye satılmasıyla gerçek manada bir borç ödenmiş olmuyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre iki yerden biri 792 metrekare, diğeri ise 4933 metrekare büyüklüğünde. Bu yerler içinde kalan ve satılan camiler ise Ulubatlı Hasan Camii ve ilçenin en büyük camilerinden Kocatepe Ulu Camii. CHP'li meclis üyesi Atilla Özen bu kararın vatandaşa kamusal hizmetin verilememesi anlamına geldiğini söyledi. Hazinede tahsil etmesi gereken vergi borcunu alamadığı için vatandaşa kamu hizmeti sunamıyor. Belediye şirketi Baypaş'ın toplam 90 milyon 817 bin lira borcu olduğu da açıklandı. Dini tesis alanını satmak suretiyle vergi borcunu sildirip buna göre bir bütçe yaratmamalıdır. Şimdi itiraz etseniz deseniz ki ya dini tesis alanı satılır mı bu deseniz sen kimsin diye bağırırlar öfkelenirler. "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" derler. Bu soruyla sık sık karşılaşıyorsunuz diyeyim sokakta ben de öyle. "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" sorusu. Bir hastanede beyin cerrahı, beyin ve sinir cerrahı Suna Dilbaz bu soruyla karşılaştı. "Sen benim kim olduğumu biliyor musun hanım?" dediler. Hasta bakarken Gözaltına alındı beyin ve sinir cerrahı Suna Dilbaz. Çünkü sen benim kim olduğumu biliyor musun diyen bir hakimdi. Hasta yakını bir hakim doktoru gözaltına aldırttı. Eğitimli, kıymetli bir besleyin. saygınlığını aşağılayıp şahsi egosu için kullanmakta yanına diye düşünüyorum. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doktor Suna Dilbaz, hakim olan bir hasta yakınıyla diyalog yaşadı. Ardından hastalarının gözü önünde polis soruyla ifadeye götürüldü. Üstelik yasanın gerektirdiği şekilde ifadeye çağrılmadan.